İskender'in adamı Sıtkı Kızıltaş. Örgütün Şahin kanadında. Bütün uzlaşmaları bu adam tıkıyor. Genel stratejiyi Sıtkı belirliyor. Örgütün şehir yapılanmalarını o belirliyor. Eylemlerini planlıyor. Adam daha çıkmamış dedin. Çıkmadı. O yüzden bugüne kadar hapse girmedi. Hep siyasi kanatta yer aldı. Bilhassa gençleri sokaklara süren, siyasi olarak onları provoke eden bu adam. Niye şimdiye kadar almadınız? Her aldığımızda baskı yiyoruz. Bir seferinde bizzat büyükelçi bırakmamız için telefon açtı. Kardeşim, büyükelçiler bu ülkeden büyük mü? Bu koltukta oturuyorsan elin kolun bağlı demektir. Aha da kalktım bu koltuktan. Sen bana bu Sıtkı'nın adresini ver. İskender'in yerini bul. İçlerinde üst yönetimde adamımız var. Kim? Sıtkı Kızıltaş. Çift taraflı mı çalışıyor? Hayır. Bizim yetiştirip içlerine koyduğumuz bir adam. %100 onlardan görünüyor. Ve yıllardır açığa çıkmadı. Onunla temasa geçebilir miyim? Hayır. Asla. Açığa çıkmasını istemiyoruz. Kazım. Birader bir bakar mısın? Buyur. Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor böyle ya? Yürü! Yavaş Kazım, yavaş. Ben size ne yaptım? Bırak beni. Memlekete yapmadığın kaldı mı? Siz kimin için çalışıyorsunuz? 14'lü için çalışıyoruz. Ne yaptın Kazım? Sık demek istemedin mi abi? Öyle bir şey demek istesem derim Kazım. Abi bu devlet görevi beni strese sokuyor. Kardeşim, madem sıkacaktık, bu adamı niye kaldırıp buraya getirdik? Evinin önünde sıkardık. Abi, yanlış anladım, özür dilerim. Şimdi ben de strese girip, senin kafana sıkıp, çok özür dilemek istiyorum Kazım.